bizlere çok ciddi desteği olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'e de teşekkür ediyorum. Amaçları yuttuğu, insanın asli vazifesini gitgide unuttuğu, özellikle kitle iletişim araçlarıyla insanın fıtratına ket vurulduğu bir çağda yaşıyoruz. Manevi değerlerimizin baş döndürücü bir değişim pençesinde kıvranır hale geldiği, zihinleri köleleştiren ve değerleri yoksullaştıran bu teknoloji çağı, suç, şiddet ve duygusuzluğun hakim olduğu böyle bir zaman diliminde hakikati dert edinen ve bu dertle mayalanıp yorularak adeta bir cihat şuuruyla hayatına yön veren bir adam Bekir Develi. Kendi ifadesiyle hem derdiyle hem kendisiyle var olmaya çalışan bir adam. Gerek yurt içi ve yurt dışında yaptığı söyleşilerle, gerek sahne programlarıyla durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyerek hakikati haykıran ve hatırlatan bir adam. Özellikle son dönemlerde dijital platformlarda yaptığı programlarla 7'den 70'e herkesin gönlünde tat kuran, bizlere Kur'an sünnet ışığında manevi değerlerimizi hatırlatan, bize kim olduğumuzu ve ne olmamız gerektiğini gösteren bir adam. Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir aşkı, bir davası olmalı şeklindeki ifadesiyle tüm yapıp ettikleri, ortaya koydukları ile örnek bir duruş sergileyen samimi bir adam. Evet, belki resmi olmadı bu konuşmam. Fakat Bekir Develi deyince resmiyetten ziyade merhum Ömer Döngeloğlu hocamıza sarılışı ve onunla kafa kafaya verişi, o görüntüsü eşliğinde samimiyet daha baskın oluyor. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikattan yana bakın siz, diyor ve Ereğli'mizi teşrifleriyle bizi onurlandıran Bekir Develi üstadımıza tekrar hoş geldiniz diyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.